Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen Ek Karadeniz yarışmasında büyük bir çekişme vardı. Görevleri sistemlere sızan siyah hackerları yakalamak olan beyaz hackerlar görevlerini başarıyla tamamladı. Ama yakaladıkları siyah hackerların kim olduğunu öğrendiklerinde büyük sürpriz yaşadılar. Evet, hele yukarı, yukarı! Polis! Siyah kıyafetler giyip bilgisayar başına geçtiler. Aranan hacker Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıktı. Hoş geldiniz. Kolay oldu mu bizi bulmak? Ali Başkan, bunu çok sizi beklemiyorum. Öyle mi? Teknofest Hack Karadeniz'deki dikkat çeken yarışmalardan biri de siber güvenlik konseptiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar sistemlere sızan hackerların yerini tespit etmek için yarıştı. Siber güvenlik alanında hack yarışmaları, Hack İstanbul'larla başladık, Hack Zeugma'yı yaptık. Bu sene de Karadeniz'de Teknofest'i düzenlediğimiz için Hack Karadeniz'i gerçekleştiriyoruz. Görevleri siyah hackerları yakalamak olan beyaz hacker takımı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle hareket etti. Siyah hackerların telefonları takip edildi. Yerleri tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Evet, hele yukarı, yukarı! Polis! Siyah kapüşonlu kıyafetler giyen siyah hackerları yakalamayı başaran beyaz hackerları büyük bir sürpriz bekliyordu. Yakaladıkları siyah hackerlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tu. Zor oldu mu burayı bulmak? Ne yollardan geçti? Özellikle dalgalı bir günü tercih ettik ki evet. Hoşunuza fazla hadi, gitsin. Hadi. Ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, amacımız siber güvenlik alanında bir farkındalık oluşturmak dedi. Siber güvenlik alanında insan kaynağımızı geliştirmek. Genç kardeşlerimiz daha genç yaşlardan itibaren bu alanlara yönelsinler diye biz bu yarışmaları düzenliyoruz. Vallahi sürpriz olmuş.